Merhaba sevgili arkadaşlar. Felsefe Grubu AYT yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinden soru çözümleri yapacağız. İlk sorumuz gelsin. Psikoloji dersiyle başlıyoruz. Parçada anlatılan öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir? Bireyin bilgiyi doğrudan öğrenmek yerine farkında olmadan veya dolaylı yollarla edindiği bir öğrenme sürecidir. Ayrıca deneyimlerden veya çevresel etkilerden kaynaklanabilir ve kişinin bilinçli olarak öğrenme çabası göstermeden gerçekleşebilir. Bir restoranda arkadaşınızla yemek yerken fonda çalan şarkıyı ezberlemeniz bu öğrenme türüne örnek olarak verilebilir. Evet, bakalım verilen öğrenme türlerine. A. Kavrayarak, diğer adıyla sezgisel öğrenme. Kavrayarak öğrenmede başta problemin çözümüne yönelik herhangi bir ilerleme kaydedilmezken daha sonra aniden problemin çözümüne ulaşmayı ifade eden bir öğrenme türüdür. Burada zihinde aslında problemin çözümüne yönelik işlemler devam etmekte ve aniden bir sonuca ulaşılmaktadır. Parçada verilen örnek gördüğünüz gibi buna uygun değildir. Bu seçenek olamaz. B. Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme. Koşullanma yoluyla öğrenme, ödüle götüren ya da cezadan kurtaran, koşullanma yoluyla gerçekleşen bir öğrenme türüdür. Burada bir ödül ya da ceza söz konusu olmadığı için verilen örnek buna da uygun değildir. C. Deneme yanılma yoluyla öğrenme. Bireyin davranış tepki sonucu bir problemin çözümüne adı üzerinde deneyerek bir takım sonuçlara ulaşarak ulaşmasını ifade eden bir öğrenme türüdür. Burada deneme yanılma da söz konusu değildir. D. Gizil, diğer adıyla örtük öğrenme. Gizil öğrenme farkında olmadan gerçekleşen bir öğrenme türüdür arkadaşlar. Burada bireyin bilinçli olarak bir şeyi öğrenme, ona odaklanma çabası aslında yoktur. Parçada ne dedi? Arkadaşınızla yemek yerken fonda çalan şarkıyı ezberlemenizden söz etti. Farkında olmadan bilinçli olarak gerçekleşmeyen bir öğrenmeden söz etti. Tam olarak bu öğrenme türüyle örtüşmektedir. E seçeneğine de bakalım. Model alarak öğrenme. Model alarak öğrenme de bir başka bireyin davranışlarını benimseyerek o davranışları aynen kendisinde benzer şekilde gerçekleştirme sürecini ifade eden bir öğrenmedir. Parçadaki örnek bununla da örtüşmüyor. O halde doğru cevabımız B seçeneği. Sosyoloji sorusuyla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel tutuma örnek olarak gösterilemez diyor. Olumsuz bir soru kökü, dikkat ediyoruz. Kültürel tutum bireylerin ve toplulukların bir kültür, topluluk, etnik grup veya başka herhangi bir grupla ilgili taşıdıkları hisler, düşünceler, inançlar ve değerlerdir. Bu tutumlar kişinin kendisine ait hissettiği veya ait olmadığı bir kültür veya topluluk hakkındaki duygusal ve zihinsel duruşlarını yansıtır. Dolayısıyla herhangi bir kültürdeki insan davranışları ancak o kültürün değerler sistemi içerisinde anlaşılabilir. Ayrıca kültürel tutumlar kişinin o kültür veya toplulukla nasıl etkileşimde bulunacağını, o grup hakkında ne düşüneceğini ve gruba karşı nasıl davranacağını şekillendirir diyor parçada. Evet, şimdi örneklerimize bakalım hangisi kültürel tutumla ilişkilendirilemez. A. Bazı insanların kabak yememesi. Şimdi kabak yememek kişisel bir tercihtir. Kültürel bir tutumla, kültürle ilişkilendirilebilecek bir örnek değildir. Bu olamaz. Diğer seçeneklere de bakalım. B. Müslümanların domuz eti tüketmemesi. Bu neyle ilgilidir? İnançla ilgili bir durumdur. İnanç nedir? Kültürün bir parçasıdır. O halde kültürel bir tutum olduğu söylenebilir. C. Japonların öne doğru eğilerek selam vermesi. Selamlaşma kültürden kültüre, toplumdan topluma değişkenlik gösteren bir unsurdur. Japonların bu şekilde selam vermesi de tamamen kültürel özelliktir. Kültürel tutuma örnek olarak verilebilir. D. Dani kabilesinde yakınını kaybeden kişinin parmağını kesmesi. Ölümden sonra yasın nasıl tutulacağı ya da ölümle ilgili durumlar yine kültürden kültüre değişkenlik göstermektedir. Bu da bir kabilenin tüm üyeleriyle ilgili genel bir bilgi vermiştir. O nedenle kültürel tutum örnek olarak gösterilebilir.
İskoç erkeklerin ekose desenli etek giymeleri. Burada da yine kişisel bir tutum olamaz. Biliyorsunuz bu İskoç kültürüne özgü bir özelliktir. O halde kültürel tutuma örnek olarak verebiliriz. Hangisi kültürel tutuma örnek olarak gösterilemez dediği için doğru cevabımız A. Bazı insanların kabak yememesi, çünkü kişisel bir tutumdur. Mantık sorusuyla devam ediyoruz. Sembolik mantık konusuyla ilgili bir soru geliyor. Ancak ve ancak çok çalışırsan bu sınavı geçebilirsin önermesinin sembolik mantıktaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir diyor sorumuzda. Şimdi bu önermemizi sembolleştirmek için öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle önermelerimizi belirlememiz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi bileşik bir önermemiz söz konusu ve birden fazla yargı var. Peki hangi yargılar var ona bakalım. Birincisi çok çalışmak, ikincisi de sınavı geçmek. Ne oldu? İki tane yargıdan söz ettik. Sembolik mantıkta tek bir önerme tek bir harfle, P, Q, R, S gibi harflerle sembolleştirilir biliyorsunuz. Çok çalışmak önermesine P diyelim. Sınavı geçmek önermesini ise Q ile sembolleştirelim. Peki hangi ana eklemle birleştireceğiz bunu? Parçada ne diyor? Ancak ve ancak çok çalışırsan. Ancak ve ancağın sembolik mantıktaki karşılığı nedir? Bu şekilde sembolleştiriyoruz. Doğru cevabımız P, ancak ve ancak Q olacak. Doğru cevabımız C seçeneğinde yer alıyor. Diğer seçeneklere de bakalım. A seçeneğinde 3 yargı bulunmakta fakat bize 2 yargıdan oluşan bir önerme verildiği için bu seçenek olamaz. B seçeneğinde ise sadece karşılıklı koşul değil koşul önermesiyle sembolleştirilmiş. Yine D ve E seçeneklerinde ise 3 yargı bulunduğu için bu seçenekleri de doğrudan eleyebiliriz. O halde doğru cevabımız C. Diğer sorumuz gelsin. Bu soru 2019 yılında AYT sınavında çıkmış bir soru. Özgür'ün birinci ve ikinci durumdaki öğrenme biçimi aşağıdaki öğrenme türlerinden sırasıyla hangisine örnektir? Lise öğrencisi Özgür, 1-5 aylık küçük kardeşi uykusundan uyanıp ağlamaya başladığında annesinin yaptığı gibi kardeşinin başını okşayarak yeniden uyumasını sağlar. Şimdi burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Annesinin yaptığı gibi diyor. Yani Özgür daha önce annesinin davranışlarını gözlemlemiş, onu benimsemiş ve bunu öğrenmiş. Yani annesini örnek almış. O halde bu öğrenme türünü neyle açıklıyoruz? Birincisi model alarak öğrenme. İkincisine bakalım. Çözmekte zorlandığı bir fizik problemiyle bir süre uğraştıktan sonra çözüm yolunu aniden bulması. Bu öğrenme türü ise kavrayarak öğrenmeye örnektir. Kavrayarak öğrenmede birey başlangıçta problemin çözümüne ulaşamaz. Daha sonra zihinsel süreçler devam eder ve çözümü aniden keşfeder. Burada da fizik probleminin çözümüne aniden ulaştığından söz ettiği için kavrayarak diğer adıyla sezgisel öğrenme olduğunu söyleyebiliriz. O halde doğru cevabımız B seçeneğinde yer alıyor. Diğer seçeneklerde yer alan farklı olan örtük gizli öğrenmeyi de açıklayalım. Örtük öğrenme ise bireyin bilinçli bir çaba göstermeden farkında olmadan gerçekleştiği diye öğrenmedir. Parçada bu tür öğrenme örnek olmadığı için bu seçenek olamaz. Doğru cevabımız B seçeneğinde yer alıyor.